Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere register seviyesinde UART birimi ile veri gönderme alma işlemini SMOS CAPTCHA Discovery kartında gerçekleştireceğiz. Kullanacağımız yöntem polling yoklama yöntemi. Yazılımlarda pek tercih edilen bir yöntem değil. Ama register seviyesinde bu işlem nasıl yapılıyor bunu görmek için güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Burada kullanacak ekipmanlar ve programları belirttik. Kullanacak bilgi kağıtları, datasheet ve referans manuel bizim için yeterli olacaktır. CubeID'den ben bir proje oluşturdum. Projede RCC ve sistem ayarını RCC kristal harici yaptım. Sistemi de debug kısmında serial var yaptım. Daha sonrasında clock konfigürasyonunda input frekansını 8. Bunu HS'e yani PLL clock'u alıp 168 MHz olarak diğer çevre birimleri ayarladım. Daha sonra kodu generate ettim. İlk önce UART2'yi kullanacağım ben. UART2 config için bir tane fonksiyon yazıyorum. İlk önce yapmamız gerekenler UART ve GPIO kloklarını aktif etmemiz lazım. Bunun için de RCC Reset and Clock Control register'ına bakmam gerekiyor referans manuelden. Burada RCC APB1 ENR register'ına bakalım. Burada ilk olarak biz 100+2 kullanacağımız için buradaki AP1 ENR register'ında 17. biti 1 yapmamız lazım. 100+2'yi enable aktif duruma getirebilmek için. O zaman direkt zaman kaybetmeden RCC AP1 ENR register'ını 1 yapıyorum. Hangisini? 17. bitini. Böylelikle biz UART 2 clock aktif etmiş olduk. Bir sonraki step GPIO clocklarını aktif etmemiz lazım. Bunun için de yine RCC içerisinden GPIO clock'unu aktif etmemiz lazım. Biz GPIO A portunda UART 2 birimi A portuna bağlı olduğu için yani 0. biti 1 yapmamız lazım. RCC AHB1 ENR'ye geleceğiz. Bu register'a 0. bitimizi 1 yazdık. Böylelikle GPIO clock aktif duruma geçirmiş olduk. Bundan sonraki step'imiz UART pinlerini alternatif fonksiyon yapma olacaktır. İlk olarak biz kullanacağımız pinleri yani UART2'de PA2 ve PA3 pinini alternatif fonksiyon olarak tanımlamamız lazım. O yüzden GPIO register'ına girmem gerekiyor. GPIO register'ına girip burada kullanacağım bitler 2 ve pinler 2. pin ve 3. pin. Yani şu kısım. Ben bunların buradaki port modunun alternatif fonksiyon modunda olmasını istiyorum. Yani 1 0 demiş. 2 üzeri 0 2 üzeri 1 2 yazacağım. Hangi değere? 4. bite ve 6. bite 2 değerini yazarsam ben buradaki GPIO-A2 ve GPIO-A3 pinini alternatif fonksiyon olarak port modunu tanımlamış olacağım. Dolayısıyla direkt GPIO model register'ına yazacağım. GPIO model register'ına kaç yazıyoruz? 2 yazıyoruz. Kaçıncı bite? 4 ve 6. Yani burada bit 4 5 bit 4 5'i ne yapmış olduk? 1 0 yapmış olduk alternatif fonksiyon olarak. Burada ne bu? Alternatif fonksiyon PA2
diyebiliriz. Bu da bit 6, 7 ne yaptık? 1, 0 yaptık. Alternatif fonksiyon PA 3. Şimdi bu kısım tamam. Şurada GPIO A yazmamışız. Tamam. Bundan sonraki kısımda ne yapacağız? Yine GPIO registerlarından gidiyoruz. Bir hız ayarını yapalım. Şurada. En yüksek hızda çalışsın. O zaman 3 yazmamız lazım. Hangisine 3 yazacağız arkadaşlar? 2 ve hangisine? Pardon. İkinci pin, üçüncü pin, 4'e ve 6'ya 3 yazsak yeterli. GPIO O Speed R. Hemen bunu da yazalım. GPIO O Speed. Hemen bir daha bakıyoruz şuradan. İkinci pin ve üçüncü pin. O zaman 4'e 3 yazacağız. Ve neye yazacağız? Yine 3 yazıyoruz. 6'ya. Böylelikle ne oldu? PA2 ve PA3 pin hızı maksimum. Evet. Bunu da gerçekleştirdik sanırım. Evet. Tamam. Şimdi ne yapmamız lazım? Biz bu evet pinleri alternatif fonksiyon olarak verdik. Son bir adım olarak biz bu pinlere UART'ın alternatifi olduğunu da belirtmemiz lazım. Dolayısıyla burada fonksiyonel description'a girip biraz aşağıya iniyoruz. Burada bir yerde evet. Burada STMOS KF4'te alternatif fonksiyon seçme ile ilgili bir tane tablo var. Bu tabloda şunu diyor. Kullanacağım birimle bizimkisi 100 artı 2. U artı 2 burada. O zaman bu neymiş? AFR7'ymiş. Bu aklımızda kalsın. AFRL low kısmındaymış. Diyor ki 0 ile 7'ye kadar olan pinler AFRL'den kontrol edilir. 8 ile 15 arasında olan pinler AFRH'den kontrol edilir diyor. Dolayısıyla biz şimdi o zaman bizimkisi AF7 burada AFRL register'ından gideceğiz. Dolayısıyla şimdi ben GPIO'nun register'larına girip AFR register'ına bakacağım. AFR pin 2 ve 3 olduğu için biz AFR low'a giriyoruz. Dolayısıyla ben direkt bunun low register'ına tıkladım. Şu an biz ne diyor? AF7 yaz diyor. Peki AF7 kaç? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 4, 6, 7. Tamam. 7'yi yazacağız o cepte. 7'yi yazacağız. Bizim pinlerimiz hangisiydi? PA2 ve PA3'tü değil mi? O zaman bakın şu kısım yani 8 Z ve 12'ye 8'e ve 12'ye 7 yazarsak bu register'lara 8. ve 12. register'lara 7 yazarsak biz bu pinlerin UART2 alternatif fonksiyon olduğunu belirtmiş olacağız. Şimdi burada register'da GPIO AFRL olarak gözüküyor. Bu kubeID'de bu AFR 01 olarak belirttiği için low'u 0 olarak yazacağız. GPIO A AFR 0 7 yazıyorduk. Bir tane ilki 8'ye 8. bite. Diğeri 8, 12. Pin 2, pin 3 için. 12'ye 7 yazıyoruz. Şöyle yanlarına da açıklama ekleyeyim arkadaşlar. Buradaki byte 8, 9, 10, 11, AF7 alternatif fonksiyon UART2 PA2 olmuş oluyor. Evet. Comment satırımız arkadaşlar. Bu da byte 12, 13, 14, 15. Bu da AF7 alternatif fonksiyon UART2 PA2.
3 şeklinde belirtebiliriz. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi burada UART'ın functional description'ına geldim. Buradaki UART prosedürünü de aslında bize söylemiş. Şimdi biz ne yaptık? Clock'ları aktif ettik. Alternatif fonksiyon tanımladık pin'e. Pin hızını belirttik. UART için de alternatif fonksiyon tanımladık. Artık şeye gelebiliriz. UART için. UART için ilk önce UART CL1 yazmacında UE bitini 1 yap demiş. Register'larına geldik. UART CL1'e gittik. Şimdi neyi 1 yapacağız arkadaşlar? Burada hemen kontrol register'ı burada enable kısmını 1 yapacağız bakalım. Heh. UART enable UE 13'üncüymüş. Tamam neymiş? UART CL1 açalım. Devam edelim arkadaşlar. UART 2 2 CL1 önce bu register'ı bir sıfırlayalım. Daha sonra buraya kaçıncı bite yazalım? Enable biti 13. Evet, 13'e 1 yazacağız. 1 yazdık. 13. Yani UE biti. UE1 aktif. UART. Tamam. Bunu yaptık. Daha sonra biz yine şu açalım. UART fonksiyon description'da olan kısmı. Şu kısmı yaptık. Diyor ki UART CL1'de diyor uzunluğunu M bitini programla diyor. Yine CL1'e gidiyoruz. Demek CL1 işimiz bitmedi. Devam edelim. Şimdi UART CL1 M 12. Gelelim 12. bite diyor ki bunu 0 yaparsan bir tane start bitin, 8 tane data bitin, n tane stop bitin olur diyor. 1 yaparsan bir tane start bitin, 9 tane data bitin, n tane stop bitin olur diyor. Biz bunu şimdi 0 yapacağız. 8 tane data bitimizin olmasını istiyoruz bu uygulamamızda. Dolayısıyla 12. bite ben 0 değerini yazmam lazım. Doğrudur değil mi arkadaşlar? UART 2 CR1'e şimdi yazacağız. Nasıl yazabiliriz? V yazalım. Evet. Evet. Burada n bitini 0 yaptık ya yani 8 bit uzunluk yaptık. CR1'e 12. bitti. Değilini aldık ve bu işi de hallettik. Devam edelim. Burada direkt function description'dan şuradan devam edersek daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi artık ben baud rate'i ayarlayabilirim. Yani veri aktarımızı nasıl olacak? Bunun için baud rate register'ına gidiyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kısım ikiye bölünmüş durumda. 0 ile 3'ü 3'e kadar olan bitler fraction, 4 ile 15'e kadar olan bitler mantisa olarak geçiyor. Bununla ilgili evet arkadaşlar şimdi biz mantisa ve fraction olan kısmı gördük en son. Şimdi burada
UART mod fonksiyonel description'da fractional baud rate generation diye bir kısım var. Burada baud bilgili clock bölü 8 çarpı 2 eksi over 8 çarpı 100 aktif diye bir formül vermiş. Şu an ben over 8'i 0 olarak alarak işlem yapacağım. Öncelikle bizim bilmemiz gereken bir nokta var. O da UART2'nin hangi peripheral'a clone'a bağlı olduğunu bilmem lazım. O yüzden ben datasheet'e gidiyorum. Burada bulabilirsem, evet bazen bulmakta zorlanıyorum. Evet. Burada ben STMOSCAP4'ün datasheet'ine gittim. STMOSCAP4 blok diyagramına girdim. Şimdi burada biz UART2'yi kullanıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bakın UART2'yi burada gösteriyor. Bu neye bağlıymış? APB1 hattına bağlıymış. APB1 clock hattına bağlı. Gördünüz mü arkadaşlar? O da 42 MHz maksimum diyor. Şimdi biz şuraya girelim QID'ye. Burada clock'ta APB1 peripheral'a bakalım. Evet. Bizimkisi de 42 MHz'miş. Tamam. Yani buradan çıkan anlam şu. Biz işlemlerimizi 42 MHz'e göre yapacağız. Nasıl hesaplayacağız bu TX RX baud dediğimiz kısmı? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ona geçmeden önce bir örneklere bakalım isterseniz. Burada mantisi fraction verilmiş. Mesela 25.62 olan değeri diyor ki .62 olan kısım fraction kısmı. Sen bunu 16 ile çarpacaksın. Bu 16 da şuradan geliyor aslında. 8 çarpı 2 over 8 sıfır aldığı için 16. 16 ile çarptığında 9,92 decimal olmuş. Hani bunu en yakın real number'a yuvarlıyoruz. 10. Bunun karşılığı da A. O zaman tamam. Geriye kalan kısım 25. Bunu da x'e çevirdik. 19 yaptı. Dolayısıyla ben user array register'ına mantisi olan kısım 19, fraction olan kısım A'yı yazabilirim 19'lar şeklinde. Evet, şu örnek de güzel. Burada 50.99 UART demiş. Şimdi .99 fraction kısmı. Bunu 16 ile çarptım 15.84 çıktı. En yakın real sayıya yuvarladım 16 çıktı. Bunun hex karşılığı 10'muş. Diyor ki buradaki carry diyor mantisa eklenmesi lazım. Şimdi mantisa kaçtı? 50 idi, değil mi arkadaşlar? 50. Buradaki carry 1'i ekledik, 51 oldu. 51 bunu hex'e çevirdik, 33. Mantisa da, pardon, fraction da zaten kalmadı, 0 geldi oradan. 0 33 0 oldu. Dolayısıyla bizim işlemimiz nasıl olacak? Hemen ona bakalım. Ben daha önce bir işlem yapmıştım. Ben şimdi 115.200 size hatta tekrar bir hesap makinesiyle de yapmak istiyorum. Şimdi F kulağımız ne kadardı? 42 MHz. 42 MH. Şöyle yapalım. Bölü 40 MHz. 16. Hatta hesap makinesinden de aynı anda yapacağım. Onun üzerine. Bölü 16 çarpı 16. Şöyle yapalım. 16 çarpı. Ben şimdi baud rate'im ben 115.200 istiyorum. Aslında şunu şuraya almış oldum. 115.200 yazacağım. Bunu yapınca sonucum 22.786 çıktı. 22.786. Şimdi dediğim gibi bu 22 mantısa 0.786 fraction. Doğru değil mi arkadaşlar? Peki. 0.786 0.786 çarpın ne diyorduk arkadaşlar? 8 çarpı 2 16. Biz bunu çarptığımızda 12.57 yapıyor. Bunu en yakın numara en yakın sayıya yuvarladığımızda bu 13 oluyor. En yakın sayı 13. Mantisimiz de 22. Yani mantisaya 22 fraction'a 13 yazacağız. Bunun için neydi? BRR register'ına girecektik. Hemen direkt burada mantissa fraction başladığı yer yazıyor. Şöyle yapalım.
100 art 2 BRR register'ına biz tekrar açalım. 13'ü fraction kısmına yazacağız. Fraction kaçtan başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Doğru değil mi arkadaşlar? Evet. 13 yazdık. Sıfırdan başladık. Şimdi fraction yazdık. Mantısa kısmı kaç? 22. O zaman direkt 22'yi de yazalım. Kaçıncı bitten başlıyor? 4'ten başlıyor arkadaşlar. Bunu yazdık. Bitirdik. Doğru mu? Bakalım, kontrol ediyorum notlarımdan da yanlış bir şey yapmayalım. Tamam. Yani 115-200 baud rate APB 2 hattına bağlı. İşlemimizi yukarıda verdik ama tekrar verelim. 42 MHz bölü 16 çarpı 115-200. Bu işlemin sonucu 22,786. 0,786'yı 16 ile çarpıyoruz. Bu 12,57 yapıyor. En yakın sayıya yuvarlıyorum. 13 yapıyor. Burası fraction oluyor zaten, mantısa belli. Evet, baud rate ayarlamasını da bitirdik. Şimdi şu fonksiyonel description'a tekrar tıklayalım. Bir bakalım oraya. Set the TE bit in use attribute send an idle frame as first transmission diyor. Şimdi biz burada transfer veri gönderme ve alma bitlerini de aktif yapmamız lazım. Bunu da yine CR1 register'ına bakalım. Receive ve transmit bitlerini aktif yapacağız. Galiba 2 receive enable, transmit enable 2 ve 3 UART CR1 register'ıymış. Bakalım. Receiver enable için bit 2'yi 1 yapmamız lazım. Transmit enable için bit 3'ü 1 yapmamız lazım. Dolayısıyla CR1 register'ına şunu yazacağız. UART 2 CR1 register'ına şunu yazıyoruz. Aktif yapmamız için 1 yazacağız. Hangisine? 2'ye ve 3'e. 2'deki receive kısmı, alttaki de transmit, yani iletme diyelim. Buna da alma diyelim. Evet. Şu an için buradaki konfigürasyon kısmının fonksiyonu tamamlandı arkadaşlar. Bir buradayken bir derleyelim. Herhangi bir problem var mı yok mu görmek açısından. Evet, bir problem yok. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki diyor ki CR1 register'ında TE'yi 1 yap dedi. Bunu yaptık. UART değeri register'ına data göndermek için yaz diyor. Ondan önce bir UART register'lardan durum register'ına girelim. Ondan da önce yeni bir fonksiyon oluşturalım. Burada karakter göndermek için void UART 2 send char diyelim. Parametrede uint karakter olsun. Bir tane böyle. Şimdi ne yazacağız biz? UART DR yazmacına datayı yazacağız. Doğrudur. Buradaki data register'ına yazdıktan sonra diyor ki after writing the last data into the user DR register wait until TC1. Yani TC1 olana kadar bekle diyor. Öncelikle data register'ı neymiş? UART DR register'ına datayı yaz diyor. Şuraya yazalım direkt. UART 2 DR register'ına datayı yazacağız. Ne? Buradaki parametremiz C. Daha sonra bizim beklememiz lazım. TC1 olana kadar beklememiz lazım. Bunun için de bir önce status register'ına gidelim. Buradaki TC biti kaçmış? 6. İnelim 6'ya. Transmission complete demiş. Bu bit donanım tarafından transmisyon tamamlanmışsa 1 olur demiş.
Dolayısıyla burada biz TC biti 1 olunca transfer, tamam. Yani burada ne dememiz lazım biz? TC biti 1 oluncaya kadar transferi bekle, yani 6. Doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi burada ne yapacağız hocam o zaman? Şöyle yapabiliriz. 100 art 100 art 2 status register'ı1 6 dersek. Yani burada ne yapmış olduk aslında? Şöyle yapalım. TC biti 1 olunca transfer. Tamam. Kullanır. Yani TC 1 oluncaya kadar bekle. Önce status register'ında 6. bitti. Değilken, hani burası 1 değilken bu burada bekleyecek. Yeni bir karakter basmaya çalışmayacak. Bir konflikt yaratmayacak arkadaşlar. Bu fonksiyon bu kadar. Evet arkadaşlar, bu karakter gönderme fonksiyonu yaptık. Tüm fonksiyonları tamamlayalım. Ona göre devam edelim isterseniz. Şimdi bir de gelin isterseniz UART2 send string diye bir tane fonksiyon oluşturalım. Bunu bir pointer yapalım. Yıldız string diyelim. Buradan biz ne yapacağız? String gönderme için send char fonksiyonunu kullanacağız. Biz ne yapacağız? While bu kısımları biraz hızlı geçiyorum. UART 2 send char dedim. Yıldız string artırım. Bu şekilde. String göndermek için de böyle bir fonksiyon yazabiliriz. Buradaki UART2 send char fonksiyonunu işaret ediyor ve adresini artırarak buradaki tek tek göndermesini sağlıyor. Ve transmit kısımları aslında bitti. Son olarak şey yapabiliriz. Veri çekmek için bir tane fonksiyon oluşturalım. 8 t UART2 getChar diye bir fonksiyon oluşturalım. Bir tane buraya bir geçici değişken tanımlayalım. Temporary. Şimdi receive kısmında da biz şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu receive kısmında da arkadaşlar bir karakter alanında diyor ki Rx ne biti set olur diyor. Yani şuradaki biz transmit için kullandığımızı şimdi 5. için kullanacağız. 5. bit için. Read data register not empty. Dolayısıyla biz burada aslında ilk olarak beklememiz gerekiyor. Register'ı ve bu kaçıncı bitmiş arkadaşlar? Read data register not empty. 5. 5. Yani burada şunu diyebiliriz. Rxne bitinin 1 olmasını bekle. Yani buradaki seri yazmacındaki 5. bit 1 olana kadar bekleyeceğiz. 1 olduktan sonra artık biz buradaki oluşturduğumuz temp UART 2 data register'ından buna çekebiliriz. Return değeri olarak da temp'i gönderdik. Yani burada gönderme ve alma kısımlarında biraz eksik anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Burada TC biti 1 oluncaya kadar bekliyoruz. Buradaki status register'ında TC biti 6'ya geliyor.
biri onuna kadar bekliyoruz. Receiver'da receive kısmında da yani alma kısmında da Alex Neibit'in bir olmasını bekliyoruz. Alex Neibit'i 5'e geliyor. Yani şurası aslında bir olmasına kadar bekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi UART2 config'i ben çağırdım burada main fonksiyonun içerisinde. Bir tane deneyelim arkadaşlar while 1'in içerisinde. Mesela UART 2 send char diye bir fonksiyonumuz vardı. Mesela buraya D diyelim. Doğan'ın D'si. Buraya bir delay koyalım. Bir saniyelik. Bir derleyelim arkadaşlar. Ben de o sırada bağlantıları yapayım. Hemen kısaca şuradan Aygıt yönesine girip hangi portta olduğuna bakayım. COM portu. Gördüğünüz gibi ben CP 21.0 kullanıyorum. USB UART dönüştürücü olarak. 115.200'de 1'i bit, evet. COM 5'teymiş arkadaşlar. Hemen tamam dedim. COM 5'te. Buradan Hercules programımızı açıyoruz. Siz farklı bir program da kullanabilirsiniz. Burada serial kısmına geldim. Ondan önce şurayı da artık debug yapalım. SMOS KF4 Discovery kartımı taktım. Buradan serial kısmına geldim. COM portunu seçtim. Baud rate'in data biti 8'di. Paritimiz yok. Şimdi buradan başlatalım. Buradan da gelip açalım. Gördüğünüz gibi D karakteri sürekli geliyor. Şimdi başka bir uygulama deneyelim. Receiver'ın da içerisine alınan. Şöyle yapalım. Bir tane şunları silelim. Hatta yorum satırına da alabiliriz. Bir tane unit 8 t data alalım. UART 2 get char diyelim. Daha sonra bu aldığımız veriyi gönderelim. UART 2 send char data. Şu şekilde. Bunu bir derleyelim öncelikle. Debug yapalım. Bunu başlatalım. Şimdi portumu açtım. Bir şey yok. Şimdi kafa karışıklığı olmasın. Dogan Kaya Delen yazıyorum. Gönderiyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu kısım, mor olan kısım benim gönderdiğim. Geri bana gelen de Doğan Kayadelen. 0304 YouTube video. Gönderiyorum. Gördüğünüz gibi ben gönderiyorum. Devamı geliyor.
Ama dediğim gibi bu çok kullanılan bir yöntem değil arkadaşlar. Bağlantınızı yaparken de PA2, PA3, STM32'nin UART TX'ini Receive USB TTL dönüşünün RX'ine, STM32'nin RX'ini USB TTL'in TX'ine ve ground pinlerini ortaklayabilirsiniz. Gerçi aynı bilgisayara takıldığı için ground pinlerini ortaklamanıza da gerek yok. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.